Allah kurtarsın ama. Amin, amin. Çok denedik ama başarılı olamadık maalesef. Şimdi arkadaşlar bugün öncelikle akaryakıt sektörüne bir göz atacağız. Sonra otel. Ondan sonra da birkaç ekspertiz örneği göreceğiz. Portföy almaya giderken bu tarz portföyler için neler yapmamız gerekiyor? Aldıktan sonra neler yapmamız gerekiyor? Bunlar üzerinde biraz konuşacağız bugün. Oktay Bey, Ankara'da piyasa nasıl? Ankara'da şehrin batı tarafında daha iyi olduğu söyleniyor. Biz ofisimiz şehrin eski olan bölgesinde, şehrin içinde çok hareketli değil, umduğumuz gibi değil. Reşit Galip Küçük Esat civarı mıydı? Gazi Osman Paşa, Küçük Esat'ın yukarısında. Seyran Bağları, Küçük Esat, Şimdi Caddesi, oralar. yüzünüzü Çankaya'ya doğru döndüğünüz zaman Esat Caddesi'ndesiniz. Sol tarafınız Seyran Bağları, yukarı kısım baktığınız taraf, yukarı doğru baktığınız tarafta Gazi Osman Benim 94 yılına kadar öğrenciliğim Ankara'da geçmişti, Hacettepe, Beytepe kampüsünde. Öğrenciyken genelde biz Cebeci siyasalın taraflarında oturduk. Bir süre Abidin Paşa'da oturduk. Bir Paşa'nın. süre Keçiören Şose'de Evet. bulmuştum bir yıl kadar. Bir süre de ikinci cadde. Bahçeli Evler ikinci cadde ama Ankara benim bıraktığım Ankara ikiye katlamış, üçe katlamış. Yani çok ciddi yapılaşma var. Eskişehir yolunda biz ilk Ankara'ya gittiğimde İki tane bina vardı. Halk Bankası'nın genel müdürlüğü bir de Diyanet'in binası vardı orada. O yol Polatlı'ya kadar sağlı sollu boştu. Evet. Şimdi Polatlı'dan çıkıyorsunuz Temelli. Temelli'den sonra Ankara başlıyor aşağı yukarı. Yavaş yavaş başlıyor. Evet. Yoğun bir yapılaşma olmuş. Orada Güray Bey'in ofisi var. Evet, yaşam kenti. Birkaç Ankara'ya gelmiştim. Yolumun üzerinde o güzergah. Uğramıştım, görüşmüştük kendisiyle. Güzel bölge. Evet, Ankara'da şimdi o tarafta şehrin birkaç merkezi olmaya başladı. Eskiden sadece demin söylediğim gibi şehrin eski dediğim kısmındaydı merkez. Şimdi birden fazla merkez olmaya başladı. Tabii şehir o tarafa doğru, batı yönüne doğru büyüyor. Oralarda biraz daha fazla hareket var. Bizim bulunduğumuz bölgelerde de yaklaşık böyle hani 400'lü rakamlarda, 450'li rakamlarda elinizde portföy varsa bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Ama üstüne çıktığı anda zorlaşmaya başlıyor. Şeyde Beytepe kampüsünün altında bir Ümitköy diye bir yer var. Var. Benim iki tane hocam vardı profesör. Afet İnan, Afet İnan'ın oğlu Demir İnan. Rahmetli olduysa Allah rahmet eylesin. Bir de Acar Işın. Bunlar 3000 adet fiziki terimi Türkçeleştirmişlerdi o yıllarda. Ve iki profesör bütün maaşını bölümün arka bahçesinde güneş enerjisi çalışmalarıyla maaşlarını ona harcıyordu. Ve Ümitköy'ün 88 yılında bütün ihtiyaçlarını ısınması, elektriği vesaire tüm elektrik ihtiyaçlarını güneşten sıcak suda dahil olmak üzere bir sistem yaptılar. İşbükey aynalar. O zaman görüyorduk biz çalışmalar devam ediyordu. Çok başarılı oldu ama genele yayılmadı o proje. O kocaman semt elektriğini güneş panellerinden çıkarmışlardı. Şimdiki panellerle alakası yok. Farklı bir çalışmaydı o. Sonra sıvı helyum, sıvı azot çalışmaları yapıldı. Deneysel olarak. Sonra büyütüldü o işler. Güzel yıllardı ya Ankara yılları. Evet. Evet, şimdi 5 dakika geçmiş. Ben paylaşımı açıyorum.
Kağıthane Turyap'tan, Başakşehir Avrasya konutlarından selam var. Antalya Serik'ten selam var. Aleyküm selam. Selamlar olsun. Evet. Şimdi sorusu olan arkadaşlarım çete yazarsa son bölümde onların üzerinden ilerlemiş olalım. Bu altta gördüğünüz Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn'de kendi ismimle sayfalarım var. YouTube'a ara ara bir şeyler koyuyoruz. Takip etmek isteyen olursa bu dört mecradan takip edebilir. Şimdi akaryakıt istasyonu dediğimizde genelde böyle bir çatısı olan, altında pompa, hemen yanında market olan, marketle bu çatı arasında da bir yarım küre şeklinde işbükey bir yükselti var. Şimdi bu çatının ismi Kanopi. O marketle çatı arasındaki bölümün ismi de Tonos. Yani bir akaryakıt istasyonu görüşmesi yaptığımızda bu iki tane terimi bilmek bile birçok meslektaşımızdan bizi öne geçirecek. Kanopi ve Tonos. Akaryakıt istasyonlarının bu lejant olarak, A lejant olarak gösteriliyor planlarda. Akaryakıt ve LPG istasyon imarı şeklinde geçiyor. Bunun metrajları, yolu olan cephesi, yapılaşma şartları nedir? Birazdan göreceğiz onu. Akaryakıt istasyonunun konumu, gayri sıhhi müessese lisansı, bayi dağıtıcı sözleşmesi, sözleşmeli müşteri ve markalar, bu taşıtmatik ve sözleşmeli araç ne kadar çoksa istasyon cirosunu o kadar artırıyor. İntifa, rekabet koşulları, satış miktarı, marka çok önemli. Mevcut donatlar, istasyonda ilave olarak otel, market, lokanta, yıkama, mağaza, hediyelik eşya vesaire var mı? Bunlar da istasyonun değerini çok yakından etkiliyor. Bulunduğu konumun trafik yoğunluğu, işletmenin imajı, giriş çıkış durumları, bunlar trafik komisyon kararlarıyla hayata geçiyor. Su temin şekli ve pis su uzaklaştırma bir istasyonda olması gereken temel unsurlar bunlar. Trafik yoğunluğu, geçen araç sayısı, yolun durumuna göre istasyonun cirosunu direkt etkeden unsur. Bizim burada bir Çeşme istikametinde iki tane istasyon var. Şehrin bir dakika boş göremezsiniz. Başka da 80 kilometre otobanın üzerinde başka istasyon yok ve her iki istasyonda yaz kış hem akaryakıt anlamında hem market anlamında çok ciddi cirolar yapıyor. Belki de diğer yan girdileri şeyi geçiyordur. Akaryakıt satışını geçiyordur. Yıkama yağlama ünitesi var mı? TS 12.820 ve 11.939 sayılı TS'nin hizmet yeterlilik belgeleri veriliyor istasyonlara. Bunlar var mı? Bunlar yoksa ruhsatta sıkıntı çıkıyor zaten. Mahreç aldığı ve bağlantı yolları hakkında güncel ve yakın gelecekte çalışma yapılacak mı, yapılmayacak mı? Tesisin gayri sıhhi müessese devrinin yapılıp yapılamayacak. Şimdi mahreç aldığı ve bağlantı yolları hakkında güncel bilgileri ve olası ileride planlama durumlarını bizim iyi etüt etmemiz gerekiyor. Şimdi burada Bornova girişinde çok iyi iş yapan bir istasyon vardı. İstasyonun önüne getirdiler, bir viyadük yaptılar. Artık araçlar yan yoldan değil, viyadükten şehre girmeye başladılar ve çok ciddi ciro kayıpları oldu. Yani bu o zaman düşünülmeyen şey, 5 yıl sonra karşınıza çıktığında büyük oranda o iş yerini kapatmak, devretmek, satmak durumunda kalabiliyorsunuz. İstasyon değerini belirleyen esas dört önemli faktör: satış miktarı, ruhsat, güncel tapu ve imar durumu, istasyonun fiziki kondisyonu. Son yıllarda yeni istasyonların açılmasıyla ilgili yönetmelikte ciddi ağır şartlar getirildi. Bu eskiden şehir merkezindeki istasyonların hakkı korunurken yeniden bir istasyon açmaya çalıştığınızda özellikle A lejant arsa bulmakta, bulsa bile yolu olan cephe genişliğini tutturmakta sıkıntılar oluyor. İstasyonun satışını belirlerken yine dün perakende mağazalarında yapılan ölçümlemeye benzer bir ölçümle
ortalama saatlik araç geçişi, istasyona giren araç yüzdesi, müşteri başına ortalama akaryakıt harcaması, günlük çalışma süresi ve 300 günle çarpılıyor. Bu her sayı çarpılıp yıllık satış tahmini buradan çıkarılmaya çalışıyor. Bir de önceden intifa süreleri çok uzundu. Bir markayla sözleşme yapıyordunuz. Çok çok uzun yıllar. O 20 yıla kadar o markaya bağlı kalmak durumundaydınız. Yeni intifa süresi 5 yıla indirildi. Bayrak parası dedikleri, siz hangi markanın, işte Shell, BP, Opet, buna benzer hangi markanın ürününü satacaksınız, ürünlerini, ilk başta bayrak parası denen bir para istasyonlara ödeniyor. Türkiye'deki dağıtım şirketi sayısı 85, istasyon sayısı 12.737, el değiştirmesi beklenen bayi %10-15 aralığında, intifa süresi yenisi 5 yıl, bir istasyonun zarar etmemesi için satış yapması gereken minimum rakam, masraflarının çıkacağı rakam 10 bin litre. 10 bin litrenin altı para kazandırmıyor istasyon. İstasyonlarda ekspertiz yaparken bu akaryakıt tankları toprağa aşağı gömülür, onun etrafı kumlarla doldurulur, tekrar bir koruma sağlanır. Bunlar zaman içinde çürür. Eğer bir portföy çalışıyorsa o akaryakıt tankının yaşını bilmemiz gerekiyor kesinlikle. Çünkü bunlar çürüdüğünde toprak üstüne çıkarılması çok zahmetli ve maliyetli işler. İlgili mevzuat gereği akaryakıt istasyonu için en az 1200 metre arsamızın olması lazım. Bu CNG dedikleri sıvılaştırılmış doğalgaz, hem akaryakıt hem CNG satacaksak 1400 metrekare bir parselimizin olması lazım Aliyecant'ta. Akaryakıt LPG ve CNG için en az 1600 metrekare, benzinlik için yola en az 40 metrekare cephe, LPG ve CNG için yola en az 30 metre cephe ve parsel derinliğinin minimum 25 metre olması gerekiyor akaryakıt istasyonlarında. Bu koşulları sağlayamadığımız takdirde ruhsat alamıyoruz. Bir de yeni yönetmeliğe göre aynı güzergah üzerinde bölünmüş yollarda 1000 metre minimum mesafe olması gerekiyor. Şu anda ruhsat iptal edilmiş bir portföyümüz var. Oranın ruhsat iptal olunca boşa çıkıyor o yoldaki ortam. Tam 963 metrekare mesafeye, pardon, tam 963 metre mesafeye başka biri bir istasyon yapıyor. Ve bizim istasyon 86 yılında faaliyete geçmiş. 2000'lerde faaliyetini durdurmuş. Şimdi tekrar istasyon yapılabilmesi için 1000 metre koşulunu sağlayamıyor. Bunun için de yönetmelikte şuna bakıyorlar. İdari binaların birbirine olan uzaklığı, yani istasyonun içindeki idari binanın birbirine olan uzaklığı, onunla ilgili de şöyle bir çözüm olabilir dendi. Diğer istasyonun idari binasının taşıma imkanı var. İstasyonun öbür ucuna doğru. O taşınırsa ve 35 metre oradan kurtarabiliyor yaparlarsa. Otel, motel, pansiyon zaman zaman karşımıza çıkan portföy türleri. Fakat bunların hesabı yapılırken hem arsa hem bina şeklinde de bir değerleme yapabiliriz, yapacağız. Hem de otelin oda sayısı, boşluk doluluk oranı dediğimiz oda başına fiyat, bunlar baz alınarak yapılan hesaplamalar var. Otellerde, turizm sektöründe lokasyon, binanın ve sosyal hizmet alanlarının yerleşimi, bar, havuz, havuz bar, lokanta ve benzeri olup olmaması, ek gelir kaynaklarının kapasitesi, mesela spası var mı, dışarıdan müşteri alıyor mu spaya, havuzu var mı, bunlar da gelir artırıyor. Denize ve benzeri cazibe merkezlerine olan yakınlık, oda sayısı, yatak sayısı, personel sayısı, bu net işletme gelirini bulmak için de bu bilgilere ihtiyacımız var. Çevredeki oteller ve kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, günlük oda yatak fiyatı, bölgedeki yerli yabancı turist sayısı, anlaşmalı tur şirketleri ve fiyatları, çalışma şekli. En kolay iflas ettiren sektörlerden biri turizm. Eğer
doğru ölçümleme yapılmazsa. Bir ara bakmıştım, sadece Antalya civarında 1200 tane satılık otel vardı. Yani bu yılda işleri çok zor bir yıldır. Şimdi İstanbul'daki 5 yıldızlı otel sayılarına baktığımızda otellerde önceden doluluk oranı %76 iken ve günlük oda fiyatı 160 euro iken ortalama 2008 yılında, yıllar ilerledikçe doluluk oranları düşmüş, oda fiyatları da düşmüş. Bu sağ tarafta gördüğümüz işte ilk sütunda 122 yazıyor. Bu RevPAR dedikleri, o otelin şimdi %76 doluluk oranı var. 100 odamız olsaydı 160 euro ile çarpacaktık bunu. Günlük 16 bin euro gelir elde edecektik. %76 olunca 16, 160'ı 76 ile çarpıp oda sayısıyla çarpıp doluluk oranını ve fiyatı bir sayı elde ediyoruz. Bu sayıya RevPAR diyorlar. Yani otellerin değerlemesi yapılırken bir odanın ortalama satış fiyatını boşluk oranından hesaplanarak bulma şekli bu. 160 euro iken tam dolu olmadığı için %76'sını doldurabilmiş. O 160 euro 122 euroya düşmüş ortalamada. Şimdi size basit bir formül söyleyeceğim arkadaşlar. Bu %5 10 civarı hata payıyla fikir veriyor. O da şudur. Bir otelin oda sayısı çarpı yatak sayısı daha doğrusu veya oda fiyatıyla ilişkilendiriliyorsa oda fiyatını baz alalım biz. Oda sayısı çarpı oda fiyatı çarpı 1000 hesabı bir otelin özellikle şehir merkezindeki otellerin fiyatlarını çok yakın şekilde çıkarabiliyor bu formül. Oda sayısı çarpı oda fiyatı çarpı 1000. Burada yine İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerin oda sayıları ve doluluk oranları 400'lük otellerin oda sayısı ve doluluk oranlarıyla ilgili bir takım ölçümlemeler yapılmış. İstanbul'da 50.923 bu ölçüm yapıldığı tarihte oda varmış. Şimdi bir tane İzmir'i bilenler Basmane'de tam fuarın, şurası karşısı fuardır. Fuarın köşesinde yıllardır satılmaya bekleyen bir otel var. Bir zaman çalışmıştı burası ama en az 10 yıldır boş ve satılık bu otel. Niye satılmıyor? Çünkü bu otelin 494 metre arsası var. Tam şu köşe 9 nolu parsel. İstenen rakam 12 milyon euro civarında ve aşırı yüksek bir fiyat. Onun için satılmıyor. Bir de harabe vaziyette tekrar faaliyete geçmesi için çok ciddi bir tamirat gerekiyor burayı, maliyet gerekiyor. Şimdi bu otelle ilgili bir değerleme çalışmasına bakalım. Yapının türü, yapının sınıfı, yapı düzeni, bitişik nizam ve köşe bina. Kaç katlı bodrum zemin 8 kat. Dış cephe, asansör, doğramalar, bakım onarım ihtiyacı var mı? Kanalizasyon ne şekilde kullanılıyor? Şehir suyu, artezyen var mı yok mu? Elektrik şebekesi, jeneratör, ısıtma sistemi, hidrofor vesaire gibi tüm teknik detayları bizim bunları not almamız gerekiyor ki hazırlayacağımız rakip pazar analizi dosyasında bu bilgiler bulunacak ve sunum esnasında da bu bilgiler bize lazım olacak. Şimdi burada 8 kat, bir katta zemin, bir katta bodrum var. 10 katlıymış burası. Toplam 4.416 metrekare yasal inşaat alanı varmış. 4.760 metrekare mevcut inşaat alanı varmış. Demek ki burada yaklaşık 300 küsur metrekarelik bir ilave imalat yapılmış ama yasallaştırılmamış. O dönemde satılık diğer otelleri yine emsal karşılaştırma yöntemiyle devreye aldığımızda niteliği, yıldız sayısı, oda sayısı, inşaat alanı, bizim mevcut portföyümüz olan mesafeleri, bazı binalarda işte burada bir en son bir bina yapıldı. İşge'nin bilgisi Ege Perla diye. 20 katı otel, 20 katı konut olarak kullanılıyor. Yani binanın yarısını otel olarak kullanıyorlar. Burada bina müstakil olarak otel mi yoksa bir kısmı mı otel onu yazıyoruz.
toplam yapı katları, imar lejantında ne geçiyor? Turizm ticari, imarlı mı değil mi? Ve diğerlerinin fiyatları. Burada da yine metrekare başına satış fiyatlarını hesaplıyoruz. Burada bizim binamız eski olduğu için yine burada yaşlandırma veya gençleştirme yapıyoruz hesapta. Yani bizim binaya uygun hale gelirken bu mevcut otel kaç para olmalı? Bize göre bizimki buysa bu kaçtır olmalı? Bunun fiyatını mukayese ederken belli oranda artırıp veya eksiltiyoruz. Buradaki düzeltme oranı %30 iken bu otelde düzeltme oranı %20 civarında kalmış. Emsal karşılaştırma yöntemiyle metrekare birim fiyatını bulduktan sonra kapalı alanımızı çarpıyoruz. O günkü koşullarda 23 milyon 800 bin burası bir değere ulaşmış. Fakat o günkü koşullarda Euro 3,5-4 civarıyken 40 milyon lira civarında bir talep edilen rakam vardı. Demek ki iki katı fiyata vatandaş istiyormuş burayı o zaman. Buradan yine oda sayısı ve doluluk oranıyla bir takım hesaplara ulaşıyoruz. Bu da firmanın otelin işletme geliri hesabından ulaşacağı değeri veriyor. Bölgede amortisman süreleri böyle bir ticarethane için 18-20 yıl civarına denk geliyormuş. Yani oteli parayla satın aldığınızda, işlettiğinizde bunun size geri dönüşü 18-20 yıl civarında. Şimdi ticari gayrimenkulde karşımıza çıkacak müşteri profilleri, nasıl profiller bunlar? Onlara biraz bakalım. Ticari gayrimenkul müşterisi asgari risk sever ve yüksek güvenlik sever. Sürekli gelir ve değer artışı bekler. Belirli esneklik ve riske hazırdır kısmen. Aldığı mülkün değerinin artmasını ister. Riske az oranda meyillidir. Uydu yatırım stratejisi var burada. Bu uydu yatırım stratejisi ticari gayrimenkulde insanların çoğunlukla karşımıza çıkanların birden çok mülkleri olduğunu göreceğiz. Kimisi de ihtiyacı ve zorunluluğu için iş yeri alır. Kimi avukattır, kira ödemek istemez, kendi ofisini satın alır. Kimi eczanecidir, iyi bir eczane yeri vardır, ihtiyaç olduğu için onu satın alabilir. Satıcı tipleri genelde keyfiyeti olan, aciliyeti olan, ihtiyacı olan, mülkünü satıp başka bir yatırım aracına yönelmek isteyen, zorunluluktan satan veya aldığı şeyin karını realize etmek isteyen insanlar olarak karşımıza çıkar. Bizim işte acil ve ihtiyaç ve zorunluluk portföyün daha kısa sürede işleme dönmesine sebep olan unsurlar. Şimdi sizin de bölgenizde birçok farklı karakter yapısına sahip müşteri tipleri vardır. Bunlardan dört ana temelde olan şu: güçlü ve duyarlı müşteri tipi, kendinden emin ve kararlı müşteri profildir bu. İstediğini verirseniz en kolay müşteri tipi olabilir. Sunum ve anlatımlardan hoşlanır. Muhabbeti sever bu güçlü müşteri tipleri. Zaman bunlar için değerlidir. Kısa, net, doyurucu bilgiler vermemiz lazım o insanlara. Güçlü ama duyarsız müşteri tipi, sert kaba olabilir. Her şeyi bildiğini düşünebilir. Bizden daha zeki ve her şeyi kontrol altında tutma eğilimleri vardır. Bu kişileri bol bol konuşturmamız gerekiyor. Onlar dinlenilmeyi sever ve yüceltilmek istiyor bu insanlar. Zayıf duyarlı müşteri tipi, satın almak istediği üründen önce satıcıyı tanımak isteyen müşteri tipidir. Yani bizim işimizin temeli güven, ama bu müşteri tipi portföyden önce sizinle ilgileniyor, size güvenmek istiyor. Satıcının nasıl yaklaştığını, ona karşı olan tutumu, gerçekten bir satış mı peşinde koşuyor yoksa yardımcı mı olacak, yönlendirecek mi? Bunu analiz etmeye çalışır bu zayıf duyarlı müşteri tipleri. Zayıf duyarsız müşteri tipi ise güven eksikleri var. Garantici davranırlar. Kendileri karar vermekten çekinir. Birçok kişiye danıştıktan sonra
karar aşamasına geldiler. Bu kişilere ilgili ve pozitif yaklaşmamız lazım. Biraz süreç uzayabilir ama bunlar da karşımıza çıkıyor bu tip insanlar maalesef. Ticari gayrimenkul portföyü oluştururken bir kere alan tanımı yapacağız. Yani portföyümüzü nerede oluşturacağız? Şimdi şehirlerimiz büyük. Her portföyü her şekilde yaparız diye koşarsak pek bir sonuç elde edemeyiz. Zaman kaybı çok olur. Alan tanımı yaptıktan sonra sektörel olarak bölgeyi incelememiz gerekiyor. Kaynak aramamız gerekiyor. Tarama listesi oluşturma. Mesela yakınızda bir organize sanayi sitesi var. Orada hangi firmaların olduğunu, kim, hangi markaların bulunduğunu biz bilmek zorundayız. Yani bir haritada bunu duvarımıza asacağız. Faaliyetler, bu sektörler ne şekilde faaliyette? Kaçı kiracı, kaçı mülk sahibi, ne kadar kapalı alana sahip vesaire gibi bir takım bilgileri de bilmemiz gerekiyor. Ve mülkte iyi bir arşivci olmamız lazım bizim. İyi bir arşivci olmamız lazım. Kiralık mülk ve kiracı profillerinden bir veri tabanı oluşturmamız lazım. Network ve sosyal çevre komutanımızın iyi olması lazım. Bu insanlarla tanışmak çok kolay değil. Çok da imkansız değil. Cemiyet dediğimiz, onların bir araya geldi bir takım yerler var. İşte sanayi odası, ticaret odası, bir takım toplantılar, konferanslar vesaire, açılışlar. Onlara en çok temas edebileceğimiz noktalardan biri. Çat kapı tanıtım ve bilgi toplama yapacağız. Kişisel tanıtımımızı yapacağız. Pazarı yeni çıkan kiralık ve satılık mülkleri takip edeceğiz. Mümkün mertebe belli aralıklarda bir bülten çalışması yapmamız lazım. Bunu hem dijital hem de basılı olarak yapmamız lazım. Basılı olanı kendi bölgemizdeki iş yerlerine düzenli olarak ulaştırmamız lazım ki akılda kalıcılığımız artsın. Bölge rayişleri, pazarın durumu, bölge endeksleri, boşluk doluluk oranı da çok önemli. İmar durumu, plan notları, yeni inşaat ruhsatları ve yeni yapı ruhsatlarını yakından takip etmemiz gerekir. Bu veriler TÜİK'in sayfasında, organizelerin bazı organizelerin sayfalarında yayınlanıyor. İyi bir de pazar analizi olmamız lazım. Uzmanlık alanı seçim yapıldıktan sonra portföy nasıl oluşturulabilir ticari gayrimenkulde? Alıcı ve satıcı aday diyelim. Her ikisi de bizim için müşteridir. Aday arama, network çalışması ve kişisel tanıtımın üç şekilde başlaması ve devam etmesi gerekiyor. Aday aramada sınıflandırma, özellikle işimize yarayan CRM sistemlerini kullanmakta çok büyük fayda var. Şu anda cep uygulamaları da var bunların. İşimizi çok kolaylaştırıyor. Ben hep kodlu yazıyorum. Yani ne şekilde temas etmişim? Oraya not kısmına telefon numarasını kaydederken kısa kısa notlar alıyorum. Ajandaya geçirirken de kolaylık oluyor. Gelen arama olduğunda da daha önce ne konuşmuşuz onları görebiliyoruz. Sıcak soğuk aramalar, en güzeli de eski müşteriler. Eski müşteriler memnunsa çok iyi referans olur. Yeni müşterilerle bizi tanıştırır. Bölgedeki kuruluşlar, iş yerleri ve sosyal çevrede de bizim yoğun şekilde görünüp bilinir olmamız gerekiyor. Sosyal medya, fuar, etkinlik, toplantı ve seminerler ve bağlantılı sektörlerle de yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Döküman olarak bülten, promosyon, broşür, daha önce yaptığımız rakip pazar analizi dosyaları, bunlar bize çok iyi referans olacak şeyler. Ve değerleme konu mülklerle ilgili hazırlayacağımız bir takım formlar. O teknik detayları kolayca işleyebileceğimiz formlar. Bizim işimizde bir eylem döngüsü şu şekilde oluyor genelde. Bölge çalışma, müşteri nereden geliyor şimdi? Bu Huni, müşterilerin içine konduğu bir kap olarak düşünün. Müşterileri biz nereden toparlıyoruz? Bölge çalışmasından, eski müşterilerden, reklamlardan bize ulaşanlar, diğer danışmanların talebi olabilir. Burada bir soru işareti var. Acaba bu soru işareti ne olabilir? Bunu düşünelim. Akla bir şey gelen olursa o soru işaretini yerini dolduralım. Bu adımlar bize kaynak oluşturuyor. Müşteriyle ilk, müşteri adayıyla randevu alıyoruz. İlk görüşme yapıyoruz.
İlk görüşmede birinci sunum, o birinci sunum dosyası dediğimiz dosyanın içine kişisel, ofis, marka ve referanslarla ilgili bilgilerimizin olması gerekiyor. O birinci sunumda biz bunu verirken karşı taraftan da doneleri almamız gerekiyor. Yani ticari gayrimenkul, ister fabrika olsun, ister otel olsun, bunlar ayaküstü, konutta olduğu gibi, konutta da yapılmamalı ama en azından konutta mülk sahibi direkt şunu istiyorum diyebiliyor. Fiyatı mukayese ederek emsallerle daha kolay bulabiliyoruz ama ticarette durum biraz daha uzun süreçli ve zahmetli endüstriyelde ve ticarette. O birinci sunumda kendimizi tanıtırken o mülkle ilgili de firmayla ilgili de detaylı bilgileri alıyoruz. Ve maksimum 2 gün içinde 48 saatte dosyamızı hazırlayıp tekrar ikinci randevuya gidiyoruz. İşte orada örneklerimizle, çalışmamızla fiyatı o zaman konuşacağız. Fiyatı ortaya bizim koymamız gerekiyor. Ve yetki belgesi almak gerekiyor bu tip portföyler için. Çünkü bir fabrika alıyorsunuz, uzak bir bölgede olabilir. Takibi zor bir yerde olabilir. Piyasada satılık duyulduğu anda eğer içindeki mülk sahibi ise çok kolay ulaşılabilir. Böyle durumlardan korunmak ve daha etkili bir pazarlama planı yapabilmek için yetki belgesi alıyoruz ve pazarlama faaliyetlerimize başlıyoruz. Role play dediğimiz şey soğuk aramalar. Mesela şöyle bir A firması sizden 5.000 metrekare kapalı alana sahip bir portföy istedi. Dedi, kiralık veya satılık. Şimdi hedefimizde de Ahmet Bey var. Temsilcisi olduğumuz firma için bu mülkü arıyoruz. Fakat kişinin şimdi büyük ölçekteki portföyleri mülk sahipleri genelde bunun duyulmasını istemezler. Belki borcu var ondan satıyor. Belki zorunlu başka sebepleri var. Belki yeri küçük geliyor, belki büyük geliyor. Belki işi bırakıyor gibi çok şeyleri olabilir, sebepleri olabilir. Yani mülk satılıktır ama emlakçı da bilmiyordur bunu. Başkalarına da söyleyemiyor. Tanıdık bir iki kişiye söylüyor olabilir. Fakat biz o mülkün satılık olup olmadığını nasıl anlayacağız? Veya bize dönmesini nasıl sağlayacağız? Ben daha önce nokta nokta mülkleri sattım. Fakat yeni alıcılarım var. Yani adama şeyi sormuyoruz. Fabrikanızı satıyor musunuz diye sormuyoruz. Satacaksa o kendi gelsin bize. Tanıdığınız mülkünü satmayı düşünen kimse var mı? Belki de duyduk o satıyor. Ama bilinmesini istemiyordu. Sizin kuzen dedi ki bak benim patronun arkadaşı fabrikasını satacak. Direkt onu satıyormuşsunuz demek yerine tanıdığınız mülkünü satmayı düşünen kimse var mı? O zaten satıcıysa size şunu soracak. Nasıl bir yer arıyorlar? Ne kadar bütçeleri var diyecek. Kafada hesaplar çalışmaya başlayacak. Eğer gerçekten satıcıysa ben burayı satabilirim diyecek size. Satmayacaksa ondan farklı mülklerin de bilgilerini alabilirsiniz. Portföy var. Elimizde bir portföy gelmiş. Yine o bölgede biz uzmanlık alanı seçtiğimiz bölgede tanınıyoruz artık. Sanayicilerle veya ticaretçilerle görüşüyoruz. Elimizde portföy var. Sektörünüzde, çevrenizde ihtiyacı veya yatırım için mülk almayı düşünen kimse var mı? Diye bunları sorabiliyoruz. Kulaktan kulağa çalışma şekli çok hızlı arkadaşlar. Benim ofisin alt katında beyaz eşya markası vardı, Bosch. Bosch 150-200 metre ileriye Folkart Time'ın altına taşındı. Şimdi orayı kiraya vereceğiz. Bunların hedef kitlesi kim olabilir diye düşündüğümde Vestel var, Vatan Bilgisayar var, Bosch var. O sırada Arçelik yok, Beko yok. Siemens yok, Profilo yok. Rakip bir beyaz eşya firmasının ilgisini çekebilir. Tabela değeri var ana cadde üzeri. Galericilerin yönetmeliği değişti. Üstü konut olan yerler artık galeri olarak kullanılamayacak bundan sonra. Lüks segmentteki araç sahipleri de cadde üzerindeki showroomlara yönelmeye başladılar. Alt dükkan, üst ofis olduğu için bizim burada onlara kısıtlayıcı bir unsur yok. Mesela bir araba firmasına sunacağım bunu.
gibi. Yani portföy geldiğinde hedef kitlesi kim olabilir diye kafada bir düşünmemiz gerekiyor öncelikle. Hani ilanı koyup afiş asıp beklemekten öte o CRM sistemimiz, daha önce oluşturduğumuz veri tabanı ilk hedef kitlemiz olmalı. Rakip pazar analiz dosyası nasıl hazırlanır? Amacı ve içeriği ne olmalı rakip pazar analiz dosyasının? Rakip pazar analizi dosyası öncelikle o mülkle ilgili donelerin bir araya getirildiği ve fiyat tespiti yaptığımız bir dosya olacak. İçerik olarak da eğer bir satılık mülkse onun tapusundan, imar durum belgesinden, ruhsatından, yasal izinlerinden, işte akaryakıt istasyonuysa gayri sıhhi müessese izin belgesinden, TSE uyumluluk belgeleri, onların yangınla ilgili daha detaylı güvenlik sertifikaları var, bunlar vesaire hepsinin bizim dosyamızda olması gerekiyor. Şöyle bir örnek verelim. İstanbul Maltepe'de Aydın Evler Mahallesi'nde komple bir bina geldi bize diyelim. Şunun portföy olarak gelmiş. Fiyatının ne olduğunu bulmaya çalışacağız şimdi. Hemen emsal araştırmasına giriyoruz. O bölgeye yakın yine Aydınlık Evler Mahallesi'nde 90 bin liraya 3.700 metre kapalı alana sahip iki asansörlü doğal gazlı kiralık plazaya 90 bin lira talep etmiştir. Yine Kozyatağı E5 şubemizin bir ilanıymış bu o zaman. 8 katlı sıfır bina 8.122 metrekare kapalı alana sahip asansörlü bu binamız 220 bin liraymış kirası. Yine 97.500 lira 4.700 metrekare yine 18 bin lira biraz daha Cevizli tarafında bu. Bizim mülkten uzaklaşıyoruz artık ama o bölgedeki plazalara bakıyoruz. Yine yakınlardan 2.700 metre 70 bin lira gibi emsaller 40 bin lira, 18 bin lira, 30 bin dolar talep edilmiş o zaman. 10 tane elimde emsal var şu anda. 57 bin lira, 99 bin lira. Şimdi bu 10 tane emsalin olması 10 tane doğru emsal olduğunu göstermiyor. Şimdi emsallerde ortalamadan çok sapan fiyatı çok uçuk veya çok düşük kalmış portföylerin fiyatları bizim ortalamamızı aşağı ve yukarı şekilde ciddi olarak etkiler. Dolayısıyla bu ortalamaları alırken o çok düşük veya çok yüksek emsalleri hesaba katmıyoruz. Bizim mülke yakın, makul, mantıklı fiyatlara katıyoruz. Şimdi burada metrekare birim fiyatına göre 99 bin lira istiyormuş. 3.700 böldüm 26.73 TL metrekaresi. Hepsini tek tek metrekare birim fiyatını buldum. Ortalaması 25.39 çıktı. Burada bir düzeltme yapmam gerekiyor. O iki emsal, bakın koyu gözüken metrekaresi 30 ve 40 olan bizim bölge için, bizim için çok uygun portföyler değil. Belki de bu özellikli bir portföy olduğu için fiyat yüksek. Ama biz bunları emsale dahil etmiyoruz. Bu hesabı yaptıktan sonra, bunları çıkardıktan sonra metrekare birim fiyatımız 22.90'a düşüyor. Bizim metrekare ortalama birim fiyatımız 22.90. Mülkümüz 1.100 metrekareydi. Olması gereken değer 25.190 lira. Bu binanın kiralanabilir fiyatı emsallerine göre kıyasladığımızda 25.190. Şimdi o dönem bakalım bu arkadaş kaçtan ilana çıkmış. Bu civarda bir rakam bekliyorum ben şimdi. Portföye doğru fiyatlı portföy diyebilmem için bu civarda bir rakam olması lazım. O dönem bu arkadaşımız burayı 25 bin liradan ilana koymuş. Yani emsal karşılaştırma yöntemiyle baktığımızda bu mülkün fiyatı o bölge için doğru bir fiyat diyebiliriz. Bu yıllardır 1973 yılından beri bir firmanın kitaplarında geçen bir grafik. Burada demek istediği şey şu, bu grafiği biz zaman zaman rakip pazar analizi dosyasında koyuyorduk. Ama şu, mülk sahibinin yüksek istediği rakam ciddi müşterileri bizden ne kadar uzaklaştırıyor veya fiyat doğrulaştıkça ne kadar hedef kitleye yakınlaşıyoruz
Onunla ilgili bir grafik bu. Yani tamamen mülk sahibini ikna etmek için yapılmış bir grafik. Burada doğru satış ve kira rakamı olduğunda hedef kitlemiz %60. Fiyatımız uygunlaşmaya başladığında hedef kitlemizin oranı büyümeye başlıyor. O benzer grafikte şöyle bir şey vardı. İşte doğru fiyat müşterilerin %90'ını çeker. Yanlış fiyat müşterinin diyor %2'sini çeker. Ben de hep şunu sormak istemiştim. Rahmetli oldu kendisi, şimdi yabancı bir eğitimciydi. Ya %2'sini çekiyor. Zaten bu mülkü kaç kişi alacak? Bir kişi almayacak mı? Ben 98 ile ilgilenmiyorum. O yanlış fiyatta ilgi duyan %2'yi bul getirsen bana o zaman. Niye ben fiyatımı düşüreyim 98 kişi daha ilgi çeksin diye falan. Burada tabii süreyle alakalı durum, satış süresiyle alakalı durum gündeme geliyor. Şimdi satış süresi bir mülk ilk listelenmeye başladığı zaman, ilan siteleri satılık olarak çalışmalara başladığımız zaman en yoğun ilgi gördüğü zaman aralığı birinci ve altıncı hafta. Bu dördüncü haftada pik yapıyor. Yani bizim şu alanda çok ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz danışmanlar olarak arkadaşlar? Eğer portföyü sözleşmeli aldıysak, 3 aylık, 6 aylık aldıysak, 85. günde panik oluyoruz biz. Yani sözleşme süresinin bitimine çok az bir süre kala bir takım şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Aslında o sonda yapmaya çalıştığımız şeylerin tamamını ve daha fazlasını portföy aldığımız anda yapmamız lazım. Ve süre geçtikçe ciddi bir alıcı kiracı oluşturamıyorsanız mülk sahibi tarafından taciz edilmeye başlıyoruz. Ne oldu? Bulamadın mı daha kimse? Bak işte falanca kişi şu fiyata satmış. Sizde ciddi müşteri yok falan. Bazı müşteri de sihirli değnek bekliyor bizden. Yani olmadık rakamlara bir mülkü satmamızı bekliyor. Geçen 2 hafta kadar önce İstanbul'dan bir bayan beni aradı. İzmir'in bir ilçesinin bir dağ köyünde yolu olmayan bir içinde de makilik çalılık alanlarının olduğu bir arazisi var. 10 dönüm. Bölgenin fiyatı metrekaresi 20 TL. 10 dönüm 200 bin lira para yapar. Vatandaş 550 bin lira istedi. Dedim bu fiyatlara satılma şansı yok. Olur mu dedi, siz çok büyük firmasınız. Siz dedi bana parası çok aklı kıt birini bulursunuz dedi. Parası çok aklı kıt birini bulacakmışız biz ona ki 2,5 katı fiyata mülkünü satacakmışız. Ben o portföyü almadım tabii. Şimdi gayrimenkul, ticari gayrimenkulde örnek pazarlama planı hazırlarken tapu, yapı kullanım, imar durum bilgileri, çaplı krokisi bunların hepsini elimizin altında bulundurmamız gerekiyor. Belediyeden yoksa belediyede yapı kullanım izin belgesi, proje bilgileri, en son imar durumu, rayiç satış değer bilgilerinin alınması gerekiyor ki rakamlar büyüdükçe riskler artıyor. Vergiye takılacak mı? KDV oranı ne olacak? Şirket satıyorsa bu bilgilerin hepsini baştan toparlamamız gerekiyor. Yani tapuya gidecek arkadaş. Tapuya gitmeden bir gün önce rayiç aldırıyor. Bir gün önce tapuyu istiyor satıcıdan. Bir gün önce yapı kullanımı istiyor. İlk bakmamız gereken şeyler o ilk temas ettiğimiz anda bunlar olmalı zaten. Bir kere resmi evrak okumayı çok iyi bilmemiz lazım. Yapı kullanımda yazan metrekareler mevcutta uyuşuyor mu? Oradaki toplam inşaat alanı mevcutta uyuşuyor mu? İmarına göre ilave inşaat yapılmış mı? Yapıldıysa yasal mı yapılmış? Tapuda hala kat irtifakı mı gözüküyor? Arsa mı gözüküyor? Kat mülkiyeti mi gözüküyor? Ne zaman işlem görmüş? Ne kadardan işlem görmüş? Güncel rayici ne? Bunların hepsini baştan bilmemiz gerekiyor. Burada bir proje vardı. Onunla ilgili bir dosya hazırlamıştım ben yaklaşık 9 yıl önce. Bu dosyayı hazırladıktan sonra kendilerini basılı ciltli olarak bu dosyayı sundum. Bunu arkadaşlar minimum 120 gram kuşe kağıda basmamız gerekiyor. Parlak kağıda
spiralli ve üstü kapaklı bir dosya olmasında büyük fayda var. Emin olun ki rakip dediğimiz gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımızın birçoğu bunu yapmaya üşenecekler. Yapanlar ciddiye alınacak. O dosya şeyde kalacak, masada kalacak. Bu dosya sayesinde iş alamadığın bir müteahhitin arkadaşından tesadüf dosyayı görmesinden dolayı o müteahhitin işini almıştım yıllar önce. Şimdi dosya hazırlanırken özellikler sayfası olmazsa olmaz. Bu özellikler sayfasını flyer gibi yapıp o bölgede de dağıtabiliriz. Bu Manisa, Muradiye bölgesinde bu Volkswagen gelecekti biliyorsunuz iptal oldu. Ona çok yakın bir fabrikaydı. Bu mümkün mertebe detay fotoğrafları, görselliği ve mülkün özellikleri, fabrikanın özelliklerini yazıyoruz. Bu flyer'ın çok detaylı olmasına gerek yok. İki sayfa yeterli olabilir. Mülkün büyüklüğüne göre, detayına göre de çoğaltılabilir tabii. Ama temel özelliklerini yazıyoruz. Şimdi sanayi tipi portföylerde, endüstriyel portföylerde tavan yükseklikleri, kapı giriş yüksekliği, genişliği, rampaları, gücü, enerji gücü, su, elektrik olsun bunlar çok önemli. Genelde soracakları soru şu size alıcı veya kiracı adaylarının tavan yüksekliği kaç? Şimdi niye soruyor bu tavan yüksekliğini? Belki forklift çalıştıracak içinde, belki tır girip çıkacak, belki de vinç koyacak. Vinç konabilmesi için asgari bir yükseklik ihtiyacı var. O dün gördüğümüz simülasyonda taşıyıcı elemanlar vardır. O taşıyıcı elemanlar yani çatı makasının altı aslında bizim hedeflediğimiz şey. Çatı makasının altı. Belli bir yüksekliğin altında vinç çalıştırılamıyor. Uygun olmuyor yani. Bir de tabii taşıyıcı sistem buna uygun olması lazım. Satışa sunum için bunun görünürlüğünü sağlamamız gerekiyor. Afiş tabela asabiliyorsak asacağız. Çünkü 24 saat ekmek istemeyen, su istemeyen, durduğu yerde bize maliyet çıkarmayan bir pazarlama aracı afişlerimiz. Size bir yaptığımız bir örnek bir video göstereyim. Aydın Germencik'te bir fabrikaydı. Ofiste danışman arkadaşlarımızın sayısı çoksa onların teknik anlamda bizim desteklememiz gerekiyor. Yani drone az da olsa desteklememiz gerekiyor da çekim araç gereçleri. Bizde 2 adet profesyonel kamera var. Bir tanesi Behzat Ç. filminin çekildiği aynı özellikteki bir kameradır. Canon'un iyi bir kamerası. Bir de Fuji'nin profesyonel bir kamerasıdır. Bunun haricinde drone, lazer metre, 360 sanal tur çekimleri, gimbal dediğimiz alet, VR gözlükleri vesaire gibi teknik anlamda ne ihtiyacımız varsa bunlara ciddi paralar ödedik. Üyelikleri aldığımız siteler oldu. Bunlar artık bizim işimizin olmazsa olmaz parçaları. Özellikle büyük montanlı portföylerde bu drone, arsa, arazi, fabrika tipi yerlerde bizim işimizi çok kolaylaştırıyor çevreyi gösterebilmek için. Tabii bunu yapacak olan da yetenekli insanlar lazım. Bizde İsmail var. İsmail kardeşimiz bu düzenlemeleri, çekimleri hepimizin adına yapıyor drone'la sağ olsun. Video postanın geri dönüş hızı normal e-postaya göre çok daha fazla. Görüntü izlenme oranı yazılı bir mesaja göre çok daha fazla. Yanıtlanma oranında videolu postaları kullanırsak %81
tıklanma oranında %87, satış dönüşümlerinde %60, referans üretiminde de size %56 artış sağlıyor. Yani sizin teknolojiyi ne kadar iyi kullanıyorsanız ve sunumunu ne kadar iyi yapıyorsanız bu sizi bir sonraki satışa veya bir sonraki portföye yaklaştırıyor. Bu referans üretimi bizim işin can damarıdır. Yani başka biri sizi önerdiği zaman zaten otomatikman kredi notunuz yüksek oluyor o kişiye karşı. Yine Kemalpaşa'da bir fabrika örneği. Bu sayfaları çoğaltılabilir bunun. Yani flyer'ın dışında artık dosya boyutunda yapıyoruz bunu. Bu fabrikanın konumu, tanıtıcı fotoğraflar, detayı az koydum buraya. Ama konumunu muhakkak işaretliyoruz ve konum işaretledikten sonra şu yanlardaki iş kolları, bakın burada A, D harfleri koymuşuz, B, C harfleri koymuşuz. Buradaki iş kolları, burada hangi fabrika var, burada hangi sektörler var, bunları da dosyamızda bulunduruyoruz. Tesisin yerleşimi, özellikleri, işte o yanındaki A, B, C, D'lerin A tekstil, B gıda firması, C bir şey firması, D seramik firması gibi neyse isimlerini yazıyoruz. Ve limana mesafesini, havalanına mesafesini, çevre yollarına mesafesini, etrafındaki temel özellikler neyse hepsini yazıyoruz. Mülkümüzle ilgili donanımları yazıyoruz. Trafo, jeneratör vesaire ne varsa. Üretim alanının metrekaresini, yüksekliği, İkinci kat 5 metreymiş, burada zemin katta 5 metreymiş gibi sosyal tesis varsa onları yazıyoruz. Bunu detaylandırıyoruz arkadaşlar. Bunu pazarlarken de önerim şudur. Şunu yazdığınız takdirde satış için temsil ve yetkilendirme tek yetkilidir ibaresi koyarsanız bu çok etkileyici oluyor. Şimdi birçok ilanda şeyi görüyorum ben ilanın altında. İşte TS bilmem 11 bin bilmem kaça göre yer gösterme formu zorunluluğu vardır. Form imzalanmadan mülk gösterilmeyecektir diye ilanlarda ibare var. Ben onu şunu anlıyorum. Yani onu şart olarak oraya koyduysam ya bu portföyde ben yetkili değilim. Siz şimdi burayı görürsünüz sonra gider mülk sahibine ulaşırsınız. Beni aradan çıkarırsınız. Ben onu göze alamadığım için önce bunu size imzalatacağım diye bir mesaj veriyor oradaki cümle. Burada tek yetkiliyim dediğiniz zaman o yer gösterme formunu müşteriye karşı olan baskısını da azaltmış oluyorsunuz. Onun için de şöyle bir yöntem uyguluyoruz çoğu zaman arkadaşlar. Ofisin bununla ilgili ciddi bir tutum var. Her mülkümüz form karşısında sunum yapıyoruz ve bunları arşivliyoruz. 2-3 arkadaşım bunu çok güzel uyguluyor. Her gösterdiği portföyü muhakkak surette yer gösterme formu imzalatıyor. Tabii orada şöyle bir risk de çıkıyor. Gören kişi alacak kişi olacak mı? Gören kişi mi alacak? Burada da kan bağıyla sınırlanan işte birinci derece kan bağı ve sıhhi akrabalar alırsa o formu imzalayan da sorumlu oluyor. Yani siz Ahmet'i gösterdiniz. Ahmet'in kardeşi aldı. O form kardeşi de kapsıyor. Kendi tanıtımımızı yapmamız lazım. Aldığımız eğitim, tecrübe, referans ve ödüller varsa bununla ilgili bu dosyaya ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi bir 5 dakika müsaade ederseniz ihtiyaç molası verelim. Bu arada mikrofonu açıp konuşmak isteyen olursa da memnun olurum arkadaşlar. Soru da varsa chat'e yazabiliriz. Ayfer Hanım siz Balıkesir'de ticari çalışıyor musunuz? Fotoğraf var ama ekran başında olmayabilir. Arkadaşlar şu ana kadar büyük montanlı bina, fabrika vesaire gibi satış, yani ben bu satışı yaptım, atıyorum 30 milyonluk bir mülk sattım, 50 milyonluk bir mülk sattım diyen bir arkadaşım var mı içimizde? Veya bir portföy... Merhaba.
Merhabalar Ayfer Hanım, siz misiniz? Evet, yetişemedim. İyiyim, sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler. İyiyim ben de. Çok güzel sunum. Çok teşekkürler size. Vallahi tebrik ediyorum. Başarılı ve donanımlı geçiyor. Ayfer Hanım, sizin otel vardı. Ne oldu otel? Otel duruyor. Yani fiyatı biraz yükseltti. Size söylediğimde işte rakam biraz daha uygun verilecekti ama sonradan piyasa her şey değerler arttı diyerekten rakamı yükseltti. 30 mu oldu şimdi? Yok, şu anda 45. O biraz değil, o bayağı bir yükseltmiş. Bayağı evet. 20 yani, milyon muydu o zaman geldiğinde Portföy? Ya 30-35 falan deniyordu. İşte sonradan yükseltti. Yani otellerde biliyorsunuz şu anda pandemiden dolayı zaten kısıtlı sürede olunduğu için otel zaten şu anda kapalı. Evet. Pandemi başladığından beri kapalı. Öyle olunca da tabii ki yatırımcılar da bu yönde şu dönemde çok fazla talepte bulunmuyor. Onun için beklemedeyiz. Yani müşterileri olan arkadaşlar varsa da değerlendirmeye açığız. Şimdi bir örnek vereceğim. Yıl 2013 veya 2014'tü zannedersem. İzmir'in iki tane büyük arsalarından biri. Biri 125 milyon dolar. Bir holdinge ait. Yine başka bir firmaya ait. Kısmen de Ziraat Bankası'nda. Şu an haberlerde çıktı o. İşte Ziraat GEO bir proje yapacak bu alana diye iki gün önce haberlerde çıkmıştı. Şimdi o 160 milyon dolarlık ve 125 milyon dolarlık arsalarını farklı zamanlarda sunumlar yaptık. Şimdi masada 125 milyon dolar konuşuluyor, 160 milyon dolar konuşuyor. Diyor ki 50 milyon dolarını şöyle ödeyeyim, 50 milyon dolarını şöyle ödeyeyim falan. Şimdi burada nefsimiz bizi yanlış yönlendiriyor arkadaşlar. Biz hemen o zamanlar hizmet bedeli oranı %3.3'tü. Tabii 125 çarpı 3, 3.75. 3.75 o 7.5 milyon dolar komisyonu olan bir işti. İnsan büyük portföylerde çok kolay hayal kurup, çok kolay hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Şimdi siz balıkçılık hobiniz var. Çupra mercan avına gidecekmiş gibi oltanız, mısınanız, iğneniz ona göre. Ama siz o oltayla orkinos balığı 100 kiloluk balık çekmeye çalışıyorsunuz. Buradaki işte olta, iğne bunlar teknik bilgi, tecrübe vesaire diyeceğimiz şeyler olsun. Orkinos da çok büyük bir portföy olsun. Yani o portföyü çekecek güç yoksa bizde, tecrübe yoksa zaten o misina, o balığı taşımayacak, koparıp gidecek de. Bu portföyde de buna benziyor bu işte. Yani çok büyük portföylerde çok daha dikkatli olmamız lazım ve o portföyü izah edebilir, sunabilir, anlatabilir olmamız lazım. Yani oradaki iş sadece %2, %4 kısmı değil. Bizim için önemli olan %96'lık kısmı. O olursa zaten %4 kazanacağız. Ama biz hesabı ilk başta yaptığımız için bir takım şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. Eksik yapabiliyoruz. Hüseyin Bey, ben müsaade etseniz. Buyurun. Buyurun Aydınız abi. Efendim. Buyurun Aydınız abi. Bir şey dediniz galiba. Tamam. Bir dakika. Misafirim geldi de sonra şey ederiz. Bana birkaç ekran görüntüsü alacağım arkadaşlar. Tamam. Koyarız. Ya da bunu en son kamera açıklarına koyabiliriz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorum o zaman. Herhangi bir çete bakayım, bir şey var mı? Göremedim. Evet, chatte soru yok. Ticaret açma. Hoş. Efendim? Evet, ticari gayrimenkul sunumuna giderken ne gibi hazırlıklar yapmamız lazım? Sunumla ne yapmamız lazım? Sunumdan sonra ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım arkadaşlar sunuma giderken? Öncelikle o dosyaların yanımızda bir tane çanta taşımaya alışkanlık haline getirmemiz lazım çantayı. O çantanın içinde dosyalar olacak,
metre olacak, nazar metre olacak, hesap makinesi olacak, işte fotoğraf makinesi olacak. İşimizle ilgili ne varsa o çantanın içinde, arabamızın bagajında hepsinin bulunması lazım. Çekicinden, çivisinden, ipinden tutun. Tüm her şeyimizin olması lazım. Ama sunuma giderken karşı taraf, alıcı veya satıcı adayı, kiracı adayı bizden şunu bekliyor. Doğru bilgi, yeterli bilgi. Bunu istiyor bizden. Eksik bilgi istemiyor, yanlış bilgi istemiyor. Sunuma gittiğimizde portföye hakim şekilde sunumumuzu yapıyoruz. Ve çok ummadığımız yerden sorular gelebilir. Bir tanesi demişti ki ben bahçeyi kassam alt kata araba indirebilir miyim? Fikir olarak iyiydi ama teknik olarak mümkün değildi. Çünkü kolonlar buna müsaade etmiyordu. Belki teknik anlamda biz orada statiğe takılacaktık. Olmayacaktık ama bu tip sorular da gelebiliyor. Ticari gayrimenkulde sıkça karşılaşacağımız diğer bir soru da arkadaşlar. Ben stopajı az ödemek istiyorum. İşte mülk 20 bin lira kirası. Bunun kontratını 10 bin liradan yapsak olur mu? Bazı mülk sahipleri bunu kabul ediyor. Kiracı da 2500 lirayla tasarrufa geçiyor. Ama yarın bir anlaşmazlık durumunda kirayının ödenmemesi durumunda mahkemelik olma durumunda her iki tarafı da özellikle de mal sahibini ciddi riskler bekliyor. Bunun neye göre siz mahkemeye vereceksiniz? Adam 6 ay kirayı ödememiş. 10 bin liradan göstermiştiniz. Öbür 10 bin lirayı daha önce elden almışsınız. Bir, bankaya yatırmamışsınız. Oradan bir hata var. İki, devleti vergi kaybına sebep olmuşsunuz. Oradan bir hatanız var. Bunun da cezası var. Gibi mümkün mertebe düşük bedelli kontratlardan kaçınalım, hatta hiç yapmayalım. Yani bunun kararını mülk sahibi verse dahi onu biz doğru yönlendirelim risklere karşı. Şimdi sunum yaptıktan sonra mülk gerçekten uygunsa zaten sinyaller gelmeye başlıyor alıcıdan veya kiracı adayından. Bizim kapanışa doğru o insanı yönetmemiz lazım. Karar almasına yardımcı olmamız lazım. İşte bu müzakere teknikleri dediğimiz, bir saniye varsa göstereyim. Müzakereyle ilgili yapılmış, yazılmış 3-4 kitap var ama bunu geçen hafta almıştım. Henüz okumaya fırsat olmadı. Şöyle bir karıştırdım. Herbert Bursinus'un en etkili yönetim fikirlerinden derlenmiş bir müzakere kitabı. Müzakere kitabı şu, bizim işimiz biraz da algı yönetimi, nöropsikolojik bir iş olduğu için bilinçaltına hitap etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de kullanılması gereken bir takım sihirli kelimeler var. Yani biz o kelimeyi söylüyoruz ama karşı taraf algıladığı gizli mesaj var onun içinde. Sübliminal mesaj veriyoruz biz o kelimelerle aslında. İşte böyle böyle satışa, kapanışa doğru yönlendiriyoruz müşteriyi. Karar analizi alınırken bir kere itiraz varsa, sorun varsa bunun tanımlanmasını yapıyoruz. Tüm olası seçenekleri listeliyoruz. Olası olayları listeliyoruz. Her olay için elde edeceği ödemeleri, kar veya maliyeti gösteren karar tablosunu oluşturuyoruz. Bir karar yöntemini, model seçiyoruz. Şunu anlatacağım ne olduğunu bunların. Yöntemin uygulanması ve kararın verilmesi. Şimdi 5 milyon lira bütçeyle bir müşteri geldi. Bu 5 milyonunu yatırım yapacak. Bunun karşılığında ne kar edecek? O 5 milyonla ne kadar yer alabilecek? Belki de 5 milyonluk bir yeri 4,5 alacak. Kar ve maliyetini gösteren bir tablo oluşturuyoruz. Bununla ilgili konut için bir şey yapmıştım. Yıllar önce çok faydasını gördüm. Sizinle paylaşayım bunu arkadaşlar. Kitabın adını sormuş Ferit Bey. Diyanarda satılıyor bu. Kitabın adı Müzakere. Heberes on Must Risk yazıyor. Yazar ismi yok. Yani bu Harvard Business'te değerlenen makalelerden oluşuyor. Müzakere üzerine yazılmış makalelerden oluşuyor. Bununla ilgili size önerebileceğim 101 sorudan müzakere diye bir kitap var. Kaldini'nin İknanın Psikolojisi diye bir kitap var. Doktor Ferdi Bişkin'in
Kırmızı Kitap Kalem Kahve diye bir kitap var. Ahmet Şerif Üzgören'in MOX isimli meşe odunu Kızılcık Sopası'nın kısaltılmışı olan MOX isimli bir kitabı var. Yine Ahmet Şerif Üzgören'in Yüz Kanguru diye bir kitap var. Ama esas önereceğim kitap arkadaşlar size. Çin Savaşma Sanatı. Çin Savaşma Sanatı. Orada madde madde açıklanan, savaşta uygulanan her şey ticarete birebir örtüşüyor. O Çin Savaşma Sanatı isimli yayını da bulursanız işinize yarar. Yine çok önemli bir kitap. Okumadıysanız lütfen okuyun. Babil'in En Zengin Tüccarı veya En Zengin Adamı olarak çıkıyor internette. O kitap arkadaşlar hayatımızı değiştirebilecek fikirler verebilir bize. Ve o kitap okuduktan sonra geçmişe dönüp baktığımızda nerede nasıl bir hata yaptım, varsa yaptığım hatamız onu da ne şekilde görebiliyoruz. Bu dairelerle ilgili olan karar analizinde şöyle bir şey yapıyorduk yıllar önce. Bu da yaklaşık bir 2011'de hazırladım ben bunu. 2012'de. Müşterinin adı soyadı. Burada gezdirdiğimiz mülklerin önce fiyatını, bu sayıyı artırabiliriz burada. Bunu dairede kullanmıştık. Dükkanda da kullanabiliriz. Mülkün özelliklerini, ulaşım, lokasyon, metrekare uygunluğu, mutfak salon vesaire 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 her şeyi yazıyoruz. Müşteriye diyoruz ki her bir kutucuya bu mülk için 1 ile 10 arası lütfen puan verin. Kendi el yazısıyla yapıyor bunları. İşte birinci mülk için fiyatı benim bütçeme uygun 10. İkinci mülk bu benim bütçem biraz aşıyor 9 vesaire gibi. Ormana gitti dedi. O da ormana gitti. Mikrofon açılmış. Kapatalım. Bunları yaptıktan sonra bunun bir arka sayfası var. Puanları tek tek topluyoruz bu verdiğimiz puanları. Topladıktan sonra lütfen arkasını çevirin diyoruz. Çıkan puan. Burada bir algı yönetimi var. Çıkan puan 120 ile 130 arası ise bu evi kaçırırsanız üzülürsünüz. Her anlamda beklentilerinizi karşılıyor. 13 tane soru var burada. 10'ar puan verse tam puan 130 yapıyor. Demek ki 10 sorunun, 13 sorunun çoğunluğuna 10 cevabı vermiş. Kendi veriyor bu. Kendi kendini ikna ediyor aslında. 110-120 arası puansa size uygun bir gayrimenkul rahatlıkla alabilirsiniz. 100-110 arası ise beklentilerinizi karşılıyor. 90-100 arası ev güzel fakat nokta nokta olması da olur. İşte odanın biri ışıklığa bakıyor. Ev güzel fakat odanın biri ışıklığa bakıyor. Bu nokta noktaya onların itirazları geliyor. 80-90 arası muhtemelen pişman olursunuz. 60-70 arası eve bakmaya devam edelim. Şimdi bu puanı kendi verdiği için 130 puanı tamamladıktan sonra dönüp itiraz edecek pek bir şey kalmıyor aslında. Yani ya bizim işe uzak, okula uzak, ya bütçemiz aşıyor, yok metrekaresi bize küçük geliyor gibi itirazları yapamayacak hale geliyor. Neden? Kendi iradesiyle zaten puan vermiş. Aslında biz onun kendi kendine ikna etmesini kolaylaştırıyoruz. Satışta karşımıza çıkacak, kiralamalarda da çıkıyor. Bir gerçek itirazlar, bir de baştan sağma itirazlar. Bir de gerçekten fiyat düşürmeye dönük itirazlar var. Yaklaşık 65 tane listelenebilecek gayrimenkulde itiraz var. Odası küçük, fiyatı yüksek, mimarisi kötü vesaire vesaire gibi 65 tane itiraz var. Bunları müşteri sayıyor. İtiraz en sevdiğim şey. İtiraz yoksa satış yok. İlgisiz bir kişi itirazda bulunmaz. Umarsamaz, geçer gider. Ama biri itiraz etmeye başlıyorsa işte müzakerenin ve satışın başladığı nokta odur. Ama itirazın baştan sağma mı, gerçek mi olduğunu, fiyata dönük mü olduğunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. En çok karşılaştığımız itiraz tipi fiyattan kaynaklı. Yani pazarlık etmek istiyor. Müşteri deneyimini geliştirerek algılanan maliyeti düşürmek veya değeri artırmak. Şimdi algılanan değer fayda arttıkça algılanan değer de artmaya
başlıyor. Ve ona sahip olmak için ödenen miktarın değeri onun gözünde azalmaya başlıyor. Şöyle düşünün. Bir Mercedes alacaksınız. Bir de Şahin var. Şahin 50 bin lira, Mercedes 500 bin lira. Eğer ucuz olan şey, en çok tercih edilen şey olsaydı, bugün hepimiz Lada'lara biniyor olurduk, Şahinlere biniyor olurduk. Algılanan değer Mercedes'te ne sağlıyor bize? Prestij sağlıyor. Yani toplum önünde saygınlık kazandırıyor. Lüks bir araç markası. Ona ödediğimiz bedeli, ekstra faydası ne kadar çoksa gönüllü hale geliyoruz. Bedel ödemi. Mavişehir'de falanca sitede oturmak. İşte 90'larda yapılan Pamukkale blokları vardır. O dönemin en lüks evlerinden bazılarıydı onlar. Orada oturmak bir statü olarak görülüyordu. Prestij olarak görülüyordu. Ne kadar sanayici, ticarethane sahibi varsa üst gelir grubu o binalarda oturmayı tercih etmişti ve çok hızlı gitmişti mesela o binalar. Ticari gayrimenkulde de öyle. Yani algılanan değer fayda arttıkça artıyor. Toplam fayda dediğimiz şey ürünün bize sağladığı fayda, hizmet faydası, danışman faydası, imaj faydası, toplam maliyette parasal maliyeti, zamansal maliyeti, enerji maliyeti, psikolojik maliyeti, bunlar müşteri deyimiyle tanımlanmış. Bunların toplamı, maliyet ve faydanın toplamı algılanan değeri oluşturuyor. Satış kapatma da bir iktisat kitabında Mivano diye bir şey vardı. Mivano. Mivano şu. Şimdi artık son aşamaya geldiğimizde itiraz geldi. İtirazı giderdik. Ben buraya ne kadar kredi çekebilirim dedi. Baktık kredi oranında sıkıntı yok. Fiyatta da anlaşmaya doğru gideceğiz. Ama bir süreç başlatmamız gerekiyor. Yazılı teklif alma süreci. Satın alma teklifi. Bunu kiralamalar için de yapabiliriz. Genelde iki adım mal sahibi fiyat aşağı doğru indiriyor. Alıcı da ilk verdiği teklifi iki kere yükseltiyor. Ortada buluşma noktaları 2,5. adım bunların. Yani 2,5 adım biri atıyor, 2,5 adım biri atıyor. Dolayısıyla Mivano noktasının bu işin hangi fiyatta neticelenebileceğini bizim önceden kestirebilmemiz gerekiyor. İlk teklifi aldık, Mivano itiraz geldi. Yazılı teklif ilettik. Yazılı teklif ilettirken de satın alma tarafını alıcıdan, satış tarafında satıcıdan alıyoruz. Yani ondan da teklif alıyoruz. Örnek vereyim. Dükkanımız 1 milyon lira. Alıcı 900 bin lira teklif etti. Bunu yazılı olarak aldık, cebe koyduk. Satıcıya döndük ki böyle bir teklif var. O dedi ki ben 980 bin liradan aşağı inmem. Artı sizin komisyonu ve tapunun yarısını ödeyeceğim. Çoğu zaman alıcıya yüklüyorlar da. Öyle bir senaryo olduğunu farz edelim. Ben 980 bin lira alırım. Bundan %2 veririm. Tapu masrafında yarısını karşılarım dedi. Tamam, çok güzel. Lütfen bunu satın alma teklifimize el yazınızda yazar mısınız? O ilk paragrafta elime net şu geçecek. İşte şu kadar komisyon ödeyeceğim. Tapuyu ödeyeceğim diye yazdık. Alttaki paragrafta ceza işaret var. İmzaladım satış teklifini. Alıcının kabul etmesi halinde satmaktan vazgeçtiğimde her iki tarafın hizmet bedelini ödemeye kabul ve taahhüt ederim. Tarih, saat yazılı olarak imzalat Üskender yazısıyla. Okudum, anladım. İsim, soy isim, TC, imza. İmzalatıyoruz. Şimdi bir 900 liramız var. Bir de 980 bin liramız var. Alıcıyı aradık. Müjde vermemiz gerekiyor alıcı. Mülkümüz 1 milyondu. Onun için bir şey yaptık. Ama istediği rakama getiremedik. Ama bir fayda sağladık. İyi günler Ahmet Bey, size bir müjdem var. Mal sahibimizle görüştüm. Mülkümüzün fiyatını 980 bin liraya indirdim. Bence harika bir adım oldu. Mülk sahibimiz de sizin gibi satın alma ve satış teklifini aynı sizin gibi imzaladı. Şimdi burada bir itiraz daha geliyor fiyata. Bir Mivano daha yapacağız. Ya işte Hasan Bey, bizim bütçemiz kısıtlı ama biz
980 bine çıkamayız ama 925 bin liraya ne der acaba? Çok güzel. Bunu da hemen imza altına alıp bunu şey yapıyorlar. Fiyatı çizip yeni rakamı yazıp yanına imza şeklinde alanlar da var. 925'e çekin. Bu sefer satıcıya dönüyoruz. Müjde Ahmet Bey alıcımız imkanlarını zorladı. Teklifini 925'e çıkardı. Oradan 950 iniyor. Öbürü biraz daha çıkıyor. Bir yerde buluşturuyoruz biz bunları. Zaten bizim yaptığımız işin özü bu. İkisini ortak noktada buluşturmak. Uzlaşma sağlanıyor ve protokol aşamasına geçiyoruz. Satış sözleşmesi, satış protokolünde dikkat etmemiz gereken çok önemli şeyler var. Kiracılığı bir mülkse onun tahliye süresi ve tahliye şekli. Mevcut halden bırakıp gidecek, bir şeyleri söküp de mi gidecek o dükkanın iş yerine gibi. Satış ne zamana kadar yapılabilir? Tapunun üstünde kısıtlayıcı unsurlar var mı? Şerh, ipotek, haciz vesaire var mı? Bunun için mülk sahibine takyidat belgesi aldırmamızda büyük fayda var. Artık e-devlet üzerinden birçok şeye ulaşabiliyoruz. Bunları güncel olarak yapmamız lazım. Bugün baktınız yarın haciz gelebiliyor. Yani anlık olarak bunu yapmamız lazım satış öncesi. Protokolde uzlaşmama durumunda herhangi bir iptal durumunda alıcı veya satıcı tarafından kendi hakkımızı koruyacak maddenin de bulunması lazım orada. Ve bir yeddemin cayma akçesi dediğimiz bir paranın el değiştirmesi gerekiyor. Emlakçıların kapora alması yasak. Yani bizim aldığımız para belgelere kapora diye yazarsak hata yapmış oluruz. Onu şu maddeyle düzeltebiliriz. Alıcıdan alınan kapora miktarının işte emlak firması nokta noktada tarafından alınması ve muhafaza edilmesini rızan vardır, kabul taahhüt ederim gibi madde eklersek kapora kelimesi sıkıntı çıkarmaz. Ama sözleşmeye biz hizmet bedelimizi garanti alacak kadar işte 1 milyonluk mülkte 40 bin liraysa 40 bin liralık bir peşinatı yeddemin cayma akçesi olarak aldığımızı veya şu hesaba göndereceğini muhakkak sözleşme yazacağız. Yeddemin cayma akçesi. Tahliye süreci demiştik. Demirbaşların listeleri varsa onlar muhakkak işlenmeli. Ve geçmişe dönük borçlardan yeni alıcı veya kiracının sorumlu olmayacağı şeklinde maddeleri de eklememiz lazım. Zaten hepimizin yaptığı şeyler bu. İşlem adımları hatırlatmış olalım. Nuri Bey demiş ki apartman görevlisinin sigorta durumu önemli. Çok önemli. Mesela burada 30-25 yaşında binalar var, 20 yaşında binalar var. Zamanında apartman görevlisinin sigortası ödenmemiş. Veya bununla ilgili kıdem tazminatları birikmiş falan. Siz gidiyorsunuz o binadan bir tane ev alıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 2 ay sonra bir tane tebligat kapınızda. İşte apartman görevlisi siteyi mahkemeye vermiş. Benim fazla mesailerim, bayram paralarım ödenmedi, sigortam yapılmış, şu yapılmadı, bu yapılmadı. Çok büyük cezalar geliyor. Daire başına bakıyorsunuz 10 bin lira, 15 bin lira cezalar gelebiliyor. Bunu da daire alacağımız binanın yönetimiyle yönetimsel geçmişe dönük bir sıkıntı var mı? Yargı aşamasında bir şey var mı? Bunu da istihbaratını iyi yapmamız gerekiyor. Hem ticari için hem konut için. Kurumsal gayrimenkul danışmanlığı ne gibi avantajlar sağlıyor? Çoklu işlem, hizmet bedelleri daha doyurucu. Yani yüklü miktarlarda daha bedelden kaynaklı, fiyattan kaynaklı. Sadık müşteri sözleşmesi dediğimiz bir şey var. Aslında bu gizlilik anlaşması da olabilir. Yani öyle bir yer var ki bunu siz noktasal olarak gösteremiyorsunuz. Sözleşmeniz olsa dahi. Çünkü o markanın veya yerin prestijini doğrudan etkiliyor. Onun için gizlilik anlaşması da yapabiliyoruz. Sadece yüz yüze bilgi verebiliyoruz ve kayıt altında veriyoruz bu bilgileri. Kurumsal ticari gayrimenkul danışmanlığı temsil yetkimiz daha kolay alınabiliyor ve sunumda çok faydalı oluyor. Şöyle yapmıştım. Bir müteahhitin temsil yetkisini almıştım. Müteahhit şu ada parseldeki arsayla ilgili beni görüşmeye görevlendirdi. 160 milyon dolarlık arsa.
ikinci bir formda şöyle bir şey. Baştan anlatayım bak, güzel bir örnek arkadaşlar. Günlerden cumartesi saat 6, akşam 6. Bir telefon geldi. Bir portföy var şurada. O portföyle ilgili tüm detaylara ulaştım. O müteahhit firmaya daha önce bir yer sunmuştuk. Anlaşma sağlanamamıştı. İstanbul'daki müteahhit firmaya o arsayı, İzmir'deki arsayı bildirdim. Dedim burası sizin işinize yarar mı? O dedi ki yarar, ne gerekiyorsa hemen yap. Dedim önümüzdeki hafta neredesiniz? Bu otoyol, baraj, havaalanı yapan bir firma aynı zamanda. Bir havaalanında işletmesi onlarda. Ben dedi yurt dışında bir havaalanı bu. Ben dedi falanca gün şuraya gideceğim. Ama pazartesi, salı, çarşamba İstanbul'dayım. Tamam. O zaman pazartesi saat 9'da görüşürüz dedim. Hemen bir uçak bileti dosyamı hazırladım. Yanıma 5 tane sözleşme aldım. Doldurulmuş satın alma sözleşmesi, komisyon sözleşmesi. %3'ten başladım. %3, 2.75, 2.5, 2.25, %2. Her sözleşmede farklı hizmet bedeli oranları yazıyor. Eğer boş olarak götürseydim o sözleşmeyi, şimdi 160 milyon dolarlık yerde adam bırakın %3'ü 0.5 dese dahi eyvallah tamam diyecek pozisyondayız. Yani 0.5'i 800 bin dolar yapıyor zaten. Önce müteahhitten temsil yetkisini aldım. Kaşeli imzalı olarak. Sonra komisyon sözleşmesi önüne koydum %3. Dedi ki ya Hüseyin dalga mı geçiyorsun? Bu kadar yerde de 4 milyon 800 bin dolar komisyon mu olur dedi. Hani dedi ucuz bir şey olsaydı %3 tam vereyim. Sen dedi bunu düşür düşür. Şimdi sekretere gidip benim haberi çıktı almam gerekiyordu. Bu 5 adet sözleşmeye götürdüm. Peki dedim Mehmet Bey. 3'ü koydum, 2.75'i çıkardım bu sefer. %2'ye kadar cebelleştik. %2'yi ben imzalattım o zaman. O oranda bir sözleşmeyi. Sözleşmede şöyle bir şey yazıyor. Yani müteahhit burayı alacak ve pazarlamasını da biz yapacağız buranın. Öyle büyük bir projeydi bu. İstanbul'da da o anda mesela 5-6 tane proje yapıyorlardı. Bağdat Caddesi, Kartal'da, Sancaktepe tarafında da projeleri vardı o zaman. Dezavantajları kurumsal ticari gayrimenkulünün çok kırılgan, hata kaldırmıyor. Mesela birçok bankaya mülk verirseniz kiralamalarda hizmet bedeli ödemiyor. Firmadan biri size sözleşme veriyor ama onun imza yetkisi var mı yok mu? İmza sürküleri de görmemiz gerekiyor. Tabii bunu direkt bankacılar gibi isteyemiyoruz biz. Biraz da nazik olmamız gerekiyor. Orada gerçekten yetkili kişiyle muhatabız. Onu öğrenmemiz gerekiyor. Ama bir hata o firmayı ve ondan sonraki işlemleri kaybetmemize sebep oluyor. Şimdi daralan piyasalar yaklaşık 2018 yılından beri gayrimenkul sektörü büyük oranda krizde. Ara ara geçen yıl olduğu gibi 3 aylık, 2-3 aylık dönemlerde toparladı ama yatay olarak seyir devam ediyor. Daralan piyasalarda krizi fırsata çevirebilecek en güzel iş kollarından birisi bizim iş kolumuz. Bundan geçen yıl Şubat ayında oturuyor konuşuyor olsaydık, ben size deseydim ki ben dezenfektan fabrikası açacağım, kolonya fabrikası açacağım, maske fabrikası açacağım. Böyle havada uçuk bu fikir olarak kalabilirdi. Ama o fikri Mart ayından sonra hayata geçirenler ömürlerinde belki de yapmadığı ciroları yaptılar. Bazı çok özel sektörler var işte getir götür firmaları bunlar gibi. Online alışveriş firmaları gibi. Son bir yıldır çok ciddi krizi fırsata çevirdi. Bizim işimizde fırsat ne? Eğer geleceğe kestirebilirsek, ekonomiyi iyi okuyabilirsek, güncel olarak takip edebilirsek, biraz önce yayın açmadan önce baktım, yıl sonu dolar tahmini 8.71'e çekilmiş. Önceden 8.52'ymiş. 8.71'e çekilmiş. Demek ki 8.71'e çekildiyse bu 9'u rahat görecek demek. Öyle gözüküyor. Diyelim ki Aralık ayında Aralık'ın son 15 günü dolar ne olur?
Aralığın son 15 günü bankalar açık pozisyonlarını kapatmak için dolar satın alır ve fiyatlarda anlık dalgalanmalar olur gibi. Piyasayı iyi koklayacağız. Öngörü, kaynak planlaması, hazırlık, takip, doğru zamanlama, eylem, gerektiğinde bekleme, karın realizasyonu, tekrar bekleme, yeni kriz öngörüsü, tekrar döngüsünü yakalayabilirsek çok ciddi paralar kazanabiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. İki farklı hesaptan borsadan hisse senedi alıyorum. Bir hesaptaki uzun dönemli yatırım için bir aracı kurumlu hesap. Bir hesaptaki de günlük alsatlar için. 10 lira günde %5 kar ettiğinizi düşünün. 100 liranız var. 100 bin liranız var. Günde %5 kar ederseniz bir yılda paranız kaça çıkar? Gibi bir rakam hesaplayın. Bileşik faizden dehşet rakamlara çıkıyor. Yani paranız çok çok katlanmış oluyor. Bu karın realizasyonuna da gerektiriyor. Yani karın gerektiğinde hızlı şekilde realize edilmesine gerekiyor. Çok affedersiniz arkadaşlar. Bu da önemli. Telefonda 532 görünce heyecanlanıyorum ben arkadaşlar. Ticari çalışacak ya tüm gayrimenkul sektöründeki tüm arkadaşlarım bence 532 ile başlayan bir numarası olması lazım. Ama 532 bir olmayacak. 532 200 küsür, 300 küsür, 500 küsür olabilir. Ama 532 bir haricindeki tüm numaraların hepsinin geçerliliği var, imajı var. Bu telefon 532 olmasaydı açmayacaktım. Çünkü 532'yi sanayici kullanır, ticaret yatırımcılar daha çok kullanır. Ele ele numaralar 537, 38, 49, 45, 552, 555 varsa bizim işimiz açısından iyi bir imaj oluşturmaz arkadaşlar. Ekonomiyi okuyup öngörüde bulunabilirsek ister al sat yapalım, ister müşterimizi yönlendirelim, tekrarlı işlem sayısına ulaşabiliyoruz. Şimdi ticari gayrimenkulde milyon dolar üzeri hizmet bedeli üreten yerli ve yabancı gayrimenkul danışmanlarının incelemesini yaptım. İşte malum firmalarda insanlar var, kitap yazanlar var, bizim arkadaşlarımız var falan. Bu insanların ortak özellikleri şunlar arkadaşlar. Bir kere adanmışlar, o işe adamış kendini. Disiplinli, sistemli, programlı, ekip halinde, öğrenmeye ve gelişmeye açık, savaşçı ruha sahip, sosyal yönü güçlü, sosyal sorumluluk projelerinde varlar, prensipler, bilinçli ve dolaylı reklam yapıyorlar. Bir de kendilerini çok iyi pazarlayabiliyorlar. Yani marka haline gelmiş artık şahıs. Yani o ismi duyduğunuzda diyorsunuz ki sektörün duayeni o. O alanın duayeni o. Şimdi mimardan örnek verelim. Türkiye'de mimar deyince, İzmir'de deyince Epik Mimarlık, Yağcıoğlu Mimarlık, İstanbul'da Emre Arolat. Şimdi Emre Arolat'a proje çizdirmek için firmalar aylarca bekliyor ve çok ciddi rakamlar ödüyor. Artık insan kendini pazarlama, iş aramayı geçmiş. İş ona geliyor, seçiyor ve istediği rakamdan alıyor. Bizim o aşamaya gelmemiz için bu işlem adımlarının tamamını yapmamız gerekiyor. Bir takım endeksler bizim işimize çok yarıyor. Bu TÜİN sayfalarında var bu endeksler. Reel kesim güven endeksleri, tüketici güven endeksi, paragende güven endeksi, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım belge sayıları. Bu paragende güven endeksi düşüyorsa küçülme olacak sektörde büyük ihtimalle. İşte inşaat endeksi düşüyor, güven azalıyor. Demek ki burada bir daralma olacak. Bu endeksler geleceğe dönük bize fikir veriyor. Temel ekonomik göstergeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Mesela bizim önümüzdeki ay ödememiz gereken dış borç. Ne alakası var bizim sektörle diyeceğiz. Dolar olarak ödeyeceğiz. Piyasadan dolar çekecek, fiyat yükselecek. Doların fiyatı yükselince yatırımcı elindeki dövizi çoğu zaman daha yükselecek diye bozmak istemeyecek. Bekletecek, daralacak veya iyi kâr eden satıp gayrimenkule geçecek gibi.
Şimdi ticari imarlı arsalar da bir konu eklemiştik. Bu cuma ve pardon. Evet, cuma ve cumartesi günkü konuda bunu göreceğiz. Buradan detaya girmeyeyim. Bakalım bu videomuz çalışacak mı? Linki kırılmış mı? Evet. Bu videomuz çalışmıyor. Arkadaşlar mikrofonlarınızı açabilirsiniz. Chat'ten yazmak isteyen varsa da yazabilir. Slide'ın sonuna geldik. İsterseniz bu noktadan sonra konuşacağımız konuları varsa onu konuşalım. Bir yarım saat daha zamanımız var isterseniz. Bakıyorum. Seda Hanım orada mısınız? Seda Hanım duymadım. Tolga Bey orada mısınız? Buradayım. Seda Hanım merhabalar. Şimdi siz Manavgat Turyap Garden ofisiniz değil mi? Evet. Evet. Çok güzel bir ekibiniz var. Sayfanızı ben inceledim. Ara ara tüm Türkiye'deki ofislerimize bakıyorum. Sizin sayfaya da baktım. Gayet güzel, profesyonel bir görünüm var. Siz daha önce başka bir markadan mı Turyap'a transfer oldunuz? Yani marka mı değişti ofiste? Evet. Peki. Manavgat bölgesi dar bir bölge mi? Orada Ahmet Tanır var değil mi? Ahmet Bey'in ofisi de var orada. Evet. O evet. Daha önce Turyap'la başlamış. Bizim ofisimiz marka değişikliği oldu. Aslında sektörde eski. Fakat bu markayla birlikteliği yeni sayılır. Peki şöyle bir örnek arkadaşlarımıza da fikir olsun. Side Kumköy'de Astarya Otel'in satılık olduğu bilgisi size geldi diyelim. 5 yıldızlı bir otel orası. Evet. Astarya Kumköy. Bu oteli nasıl bir değerleme yapardınız? Yani bu oteli portföy almak için neler yapardınız orada? Veya böyle bir çalışma yaptınız mı? Yani ben ofiste çalışıyorum saha koçu olarak. Fakat bu tarz büyük portföylerle ilgili en yüksek tecrübeye sahip olan kişi bizim brokerımız Korkut Bey. Daha önce bununla ilgili tecrübeleri olduğu için genelde onunla birlikte yapıyoruz bu tarz çalışmaları. Benzer bir satış gerçekleştiyse onu araştırıyoruz. İşte yatak kapasitesi, getirisi, bunlar değerlendiriliyor. Ama genelde bu konuda tecrübeli olan kişilerden yardım istiyoruz. Peki, portföy aldığınız pazarlanması için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Mesela evet. Zincir otel firmalarına bilgilendirme gönderiyor musunuz? Çünkü mesela Anyaman'ın 8 tane oteli var. Wyndham'ın birçok oteli var, Hilton'ların vesaire gibi. Yani sektördeki diğer firmaları, sektörde bu işle ilgili çalışan meslektaşları bilgilendiriyor musunuz? Evet, tabii ki. Öncelikli olarak bölgedeki zincir otellerin yetkililerine ulaşılıyor. Acentalar olabiliyor. Bazı acentalar da çünkü otel kiralayabiliyorlar. Bununla birlikte daha profesyonel tanıtım faaliyetleri oluyor. Sponsorlu ilanlar oluyor. Yurt dışına da ulaşılıyor bu konuyla ilgili. Yurt dışında da bazı yatırımcılar olabiliyor. Sesim geliyor mu? Bir kesinti oldu bende ama. Evet, geliyor. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim Seda Hanım. Şimdi bizim... Ben teşekkür ederim. Tolga Bey, oradaysanız size bir şey sormak istiyorum. Müsaitseniz Tolga Bey. Ankara Tolga Sözer Bey. Şu an müsaitliği zannedersem. Arkadaşlar mikrofonu açabilirsiniz. Özhan Bey burada mısınız? Merhabalar. Özhan Bey'in yeni dizisi var. Televizyonda yayınlanıyor. Güzel bir dizi. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun Özhan Bey. Siz nasılsınız? Güzel bir dizi yapmışsınız. Ya öyle işte, ara sıra hobi amaçlı bir şeyler olduğu zaman değerlendiriyorum.
şöyle bir şey Onur Bey'in de fikrini alarak hayata geçirebilir miyiz? Bu, sizin yılların oyuncusunuz. Role play yaparak itiraz karşılama. Yani bizim işimizde canlandırma tabii yaparak, yani bunu görsel olarak akılda daha kalıcı hale getirmek için oyunlaştıralım mı böyle bir şeyi? Bir simülasyon. Olur, güzel fikir. Bunu Azmi Bey çok güzel şey yapar, senaryolaştırır. Zaman zaman şirkette bu tarz şeyler yapıyoruz. Yani aklına bir şey geliyor, hadi yapalım deyip biz de oynuyoruz. Yapalım vallahi, güzel olur. Yapalım. Yani icra kurulu üyesi olarak top sizde o zaman. Tamam, tamam. Ben ileteceğim arkadaşlara. Tamam. Konu itirazda karşılık verme değil mi? Hazırlı karşılama. Yani bir gayrimenkul tamam sektöründeki müşteri. Evet, evet. Gibi. Okey. Tamamdır. O bir konuşalım. Kendi aramızda size geri döneriz Hüseyin Bey. Tamam. Yayın başlamadan önce Ufuk yine bir telefon görüşmesi yaptık. Ufuk Bey'in yaşadığı bir hadise. Birkaç avukata danıştığı bir hadise var. Bu önümüzdeki hafta kiralama hukukuyla ilgili bir avukatımızın vereceği eğitimde bir konuyu konuşur demiştik ama kısacımızı Ufuk Bey şey yapıyor, bir sözleşme imzalatıyor. Satılık bir portföyle ilgili sözleşme alıyor. 15 gün geçmeden 14. günde portföy sahibi ihtar çekerek satmaktan vazgeçtiğini, işte abisine, kardeşine devredeceğini söylüyor. Ufuk Bey bunun üzerine birkaç kişiyle görüşüyor. Biri avukat, biri sektörden bir meslektaşımız. Avukatın biri diyor ki bu 15 günlük süre tüketici yasasına dahil. Öbürü de diyor ki borçlar kanunuyla alakalı. Şimdi tüketici kanun yasasıyla borçlar kanunu birbirinden farklı yaptırımları, uygulama şekilleri var. Böyle bir şey var. Bakalım pazartesi günü avukatımız bununla ilgili nasıl bir görüş verilecek. Bu hepimizin başına gelebilir. Belki de başka birine satacak. Onun için iptal ediyor. Yani iptal edilebiliyor mu? Bununla ilgili biz hak sahibi olacak mıyız, olmayacak mıyız? Onu avukatımızdan dinlemek isteriz. Doğru mu aksettim Ufuk Bey? Evet Hüseyin Bey. Yani biz müşterimizle yetkilendirme sözleşmesini aldık. Yetkilendirme sözleşmesini aldıktan sonra pazarlama faaliyetlerine başladık. Fotoğrafları çektik, afişleri astık. 12-13. Gün müşterilerimiz bizi ziyaret etmek istediler. Buyurun dedik, geldiler. Ondan sonra dediler ki bizim işte biraz banka borcumuz var. Biz bunu işte abimize devredeceğiz. O bize parayı ödeyecek, biz de ona devredeceğiz. Biz de dedik ki tabii ki devredebilirsiniz. Hani böyle bir kararınıza saygı duyuyoruz. Hani annenize, babanıza, abinize, kız kardeşinize, kardeşinize devredebilirsiniz. Sorun yok. Ama bu devredeceğiniz kişi sizin akrabanız değilse, ki babanıza bile devretseniz bizim kanun hakkımız var. Ama etik olarak böyle bir durumla karşılaştığınız için ailenizden birine devrediyorsanız herhangi bir talep, hizmet bedeli talep etmiyoruz sizden. Buyurun devredin. Ama ailenizin haricinde biri ise biz mutlaka hizmet bedeli talep ederiz. Çünkü sonuçta biz iş yaptık. Bir sözleşme imzaladık. Pazarlama faaliyetine başladık. Bunlar gittiler, geldiler. Anladık ki biz bunlar bunu başka birine satacaklar. Bizi TÜRYAP Genel Müdürlüğü'ne şikayet ettiler. Hakem heyetinden bize savunma istendi. Şikayet var .com'a şikayet ettiler. Biz hakem heyetine aynı bu şekilde ifademizi verdik. Şikayetler.com'a da genel müdürlük hakem heyeti, yani bizim haklı olduğumuzu beyan etti. Ondan sonra noterden bir yazı geldi bize. Dediler ki işte tüketici kanunlarına göre 2 haftalık caymi hakkımızı kullanıyoruz. Sözleşmeyi feshediyoruz diye. Bunu ben şirketimin avukatı var, onunla görüştüm. Onun dediği, biz ticari olarak borçlar kanununa göre işlem yapıyoruz ama müşteri tüketici kanunlarına göre işlem yapıyor. Bunu daha sonra işte yine sektörde bu taşınma ticaretiyle alakalı ciddi emek veren bir sektörden arkadaşımızla bunu paylaştım. O da şirketin avukatıyla paylaştı. Böyle bir şey olamayacağını söyledi. Hani bu bir hizmet sektörüdür. Hani bir mal alsanız iade edersiniz ama bu bir hizmet sektörü. Burada ikilemde kaldık. Genel müdürlük de bizden tarafa tavır koydu. Ama 2-3 tane avukat da bunun böyle olduğunu söyledi. Şimdi bu esas bir konu. Bunu ben aydınlanması için sizlerden, genel müdürlükten ya da başka tanıdığınız avukatlar varsa hani şey istiyoruz. Bir, sonuçta gerçekten 15 gün içinde
mümkün en azından beklemek zorundayız. Hiçbir işlem yapmamamız lazım ki gerçekten adam cayacak mı caymayacak mı? Emekler boşa gitmesin diye düşündüm. Evet. Böyle bir şey oldu. Bunu da çok önemli bir konu olduğu için sizinle danıştım Hüseyin Bey. Tamam. Bununla ilgili gelişmeleri, neticeyi bildirirseniz. Çok enteresan bir konu yani. Emsal olabilir bizim için de. Tabii. Lütfen bunu paylaşın. Şimdi chatten bir arkadaşımız bir şey yaptı. Diyelim ki milyonlarlık bir iş yaptınız. Adam caydı. Evet. Bunların hepsini pazartesi avukat eğitmenimize soralım. Şimdi Deniz Kırıkoğlu, Sayın Deniz Kırıkoğlu yazmış. Yazılı teklif alma iletme örneği var mı? Tabii ki var. Lütfen mailinizi bırakın. Dün gelen maillere de ben en kısa sürede PDF olarak bu sunumu göndereceğim. Bununla ilgili biz 14-15 tane şey kullanıyoruz. Yani teklif yazısı kullanıyoruz. Kiralama, satın alma, devir. Hem mal sahibi için, hem kiracı için, hem satın alıcı için bunların hepsinin formlarını hazırlamıştık. İsteyen varsa tabii ki mail bırakarak ben onlara göndereceğim. Arkadaşlar, konuşacağımız bir konu varsa konuşalım, yoksa kapatalım. Belki evde herkesin yapacak başka bir işi var. Hüseyin Bey merhaba. Merhabalar. Küçük kısa bir sorum olacaktı. Müsaitseniz son olarak. Harun Bey siz misiniz? Mikrofon. Evet evet benim. Buyurun Harun Bey. Bir müşterimizin mahkeme kararıyla eşinden boşandıktan sonra ivasız iktisatla bir mülkü oluyor ve bunun satış buna dair de bir raiç belirleniyor. Diyelim ki 60 bin liralık bir raiç. Sonra bu satışında diyelim ki kredi çektiği alıcı 200 bin liralık bir kredi. Burada bir değer artışından vergilendirme söz konusu olacak mı olmayacak mı? Bu konuda bilginiz var mı? Şöyle, gelir vergisi madde 70'te geçiyor zannedersem bu konu. İvassız iktisatlar gayrimenkul değer artış kazanç vergisine tabi değil diyor. Yani kanun bunu diyor. Fakat oradaki edinim şekli, şimdi eşlerin boşanmasından kaynaklı diğerine geçmiş bir mülk var değil mi? Evet, doğrudur. Bunu tapuda bağış hibe mi gösterdiler yoksa satış mı gösterdiler? Bakmak lazım. Çünkü bağış hibede yanlış hatırlamıyorsam tapu harcı oranı 5.68. Normal satışta biliyorsunuz %4. Bazı insanlar oradaki yüksek tapu harcı ödememek için raiçten satış gösterip bu yönteme yönelebiliyorlar. Çünkü orada da raiç esas alınıyor. Sen tapu masrafından kaçayım derken satış gösterip gayrimenkul değer artış kazanç vergisine takılabiliyorlar. Yani tapu da ne şekilde devredilmiş? Hani para alışveriş olmamıştır ama belki devir satışı olarak gösterilmiştir. Ona bakmak lazım. Yani %4'ün üzerinde bir harç olması lazım. Eğer hibe ise. Doğru mu anladım? 5.68'de en son bildiğim kadarıyla. Hibe veya bağışta. Tamam, tamam. Ben hibe veya bağış da gayrimenkul şeyine takılmıyor. Kazanç vergisine takılmıyor. Yani o da ivassız iktisap geçiyor. Ama harcı yüksek. Tamam, tamam. Teşekkür ediyorum bilgi için. Rica ederim. Sağ olun. Biraz Niğde'ye doğru uzanalım. Niğde'de Ferruh Bey var, Niğde'den. Ferruh Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar Hüseyin Bey. Nasıl Niğde'de piyasalar? Vallahi her yer gibi aynı. Yani ticari gayrimenkul tabii bizim burada çok fazla bir büyük şeyler gibi ticaret yok. Bir tane organize sanayimiz var. O da hemen hemen yarı kapasiteyle çalışıyor. Çok fazla ticari alanımız yok. O anlamda ofis tarzı yerlerimizde yeni yeni yapılıyor. Ama sizin tecrübelerinizden en azından faydalanmış olmak için takip ediyoruz. Niğde'de bildiğim kadarıyla yabancı firmalar tarımsal üretim için çok arazi almışlardı yıllar önce.
işte cips firmaları ağırlıklı olmak üzere. Hala alım devam ediyor mu onların? Mevcut araziler yeterli mi geliyor? Şu anda o şekilde büyük firma birkaç tane var. Onlar da zaten belirli bölgelerdeki tarlaları toparladılar. Büyük metrekareler yani 1000 dönüm, 1500 dönüm, 2000 dönüm. Belirli bölgelerde zaten bu tarz yerler var. Çok fazla da yok. Şu anda benim bildiğimde yeni bir alım ve o büyütmeye yönelik bir şey yok. Çok fazla faaliyet de yok şimdi. Yani alındı. Bu hani işte teşvikten falan fayda almak için herhalde biraz daha alındı. Şu an alanlardan bazıları satmaya falan çalışıyor. İnternete falan da koyuyorlar ama işin doğrusu anında bir hareketlilikte gözle görülür yok. Öyle söylüyor. Anladım. Arkadaşlar bakıyorum chatte bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım. Katılımınız için 3 gündür buradasınız. Beraber zaman geçirdik. Çok teşekkür ederim. Arsa arazi konularına ilgi duyan arkadaşım varsa cuma cumartesi önümüzdeki haftada satış 4.0 performans, potansiyel performansa nasıl dönüştürülür? Bir gayrimenkul danışmanı hangi noktalarda kendini geliştirmeli? Bir kendi tomografimizi çekeceğiz yani. Önümüzdeki hafta salı günü cuma cumartesi arsa arazi var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü kaydı YouTube'a koyacağım. İzlemek isteyen, arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen olursa Turyap Bornova, Hüseyin Atıcı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederim hocam. Görüşürüz.